Windsurf sporcusu Lena Aylin Erdil, PVA Dünya Turu'nun 2012 sezonundaki ilk yarışı olan Reggio Calabria İtalya'da dünya ikincisi oldu. Merhaba, ben Lena Aylin Erdil. İşte 11 yaşında sörfe başladım. Bir 4 senedir bütün dünya şampiyonalarının ayaklarına katılıyorum. İtalya'nın Reggio Calabria bölgesinde 19-24 Nisan tarihinde düzenlenen yarışmada Erdil, 2067 puanla yarışı ikinci sırada tamamladı. Hedefim de ilk üçe girmek. Evet, bu geçen hafta bir şampiyonaya katıldınız. Ondan bahseder misiniz biraz? Evet, geçen hafta 2012'nin Dünya Kupası'nın ilk ayağı İtalya'da yapıldı. Oraya gittim ve şu anda dün gece dönebildim ancak ve ikinci olarak yarışı bitirdim. Yarışmanın birinciliğini İsviçre'den Karin Jagi, üçüncülüğünü ise Fransa'dan Valérie Arrighetti elde etti. Yarışmaya katılan diğer Türk sporculardan Çağla Kubat 6., Dilara Uralp ise 10. sırada yer aldı. Aylin Lena Erdil, Bodrum'un Ortakent Yahşi beldesindeki Windsurf Okulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada İtalya'da düzenlenen yarışmaya dünyanın en iyi sporcularının katıldığını söyledi. Nasıl geçti yarışma? Herhalde iyi sporcular vardı. Evet, yani bütün dünyanın en iyi sporcuları geldi. Zaten bu Dünya Kupası profesyonel bir yarışması. İlk kez podyum sonucu alabildim Dünya Kupası'nda. Yarışmada Dünya Kupası'ndan podyuma çıkacak sonucu ilk kez aldığını belirten Erdil, "Bu sonuçtan dolayı çok mutluyum. Hedefim ilk üçteki yerimi korumak ve dünya şampiyonu olmak. Bu noktaya gelmek çok zordu," diye konuştu. Gerçekten çok mutluyum. Peki bundan sonraki hedeflerinden de bahseder misin bize? Bundan sonra tabii bu senelik ilk üçte yerimi kurmak ve dünya şampiyonu olmak. Peki karşılaştığın zorluklar var mı? Destek istiyor musun? Onlardan da biraz bahseder misin? Tabii yani bu yere gelmek çok zordu benim için. Destek bulmak her zaman çok zor. Bu sene Türk Hava Yolları ve Red Bull sponsorluğunda yarışıyorum. Sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Dünya Kupası'na bireysel sporcu olarak katıldığını anlatan Erdil, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerin kendisine ilgi göstermesi, federasyonun destek vermesi durumunda daha başarılı olabileceğini kaydetti. Tabii işte federasyon desteği alabilirsem ya da kulübüm de yok, kulüp desteği gibi destekler benim için çok önemli. Ve yani yarışlarda konaklamalarımı ve diğer yol masraflarımı karşılayan biri olsa çok iyi olacak. Kulüpten de biraz açar mısınız? Yani siz şimdi ferdi olarak yarışıyorsunuz herhalde. Evet, ferdi olarak yarışıyorum. Yani bir kulüp desteği bekliyorum açıkçası. Yani Fenerbahçe ya da Beşiktaş, bu tarz kulüpler ilgi gösterirse çok iyi olur benim için. Peki bu kulüplerin yani sörf alanında çalışmaları var mı da almıyorlar, yoksa nasıl oluyor bu? Daha çok olimpik sınıfı destek veriyorlar. Bildiğim kadarıyla birkaç sporcuları var ama. Erdil'in antrenörlüğünü de yapan babası Güven Erdil ise kızının başarısından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu başarı 14 senelik bir çalışmanın ürünü. Lena geçen sene 2 puanlı üçüncülüğü kaçırmıştı. Bu yıl beklenen sonucu aldı. Türkiye bu yarışmada ilk kez kürsüye çıktı, dedi. Çok mutluyuz öncelikle tabii ki. Böyle büyük bir başarı. Bu uzun süreçli bir koşuydu. 14 senedir falan. Geçen sene üçüncülüğü zaten kıl payı kaçırmıştı 2 puanla Türkiye'deki yarışta. Şimdi artık bu sezonun ilk yarışında beklenilen neticeyi aldı. İnşallah amaç şampiyonluk. Türkiye ilk defa kürsüye çıktı. Bundan sonra da şampiyonluğu almak amaç. Peki Aylin hazırlığını nasıl yapıyor? Nerede yapıyor? Kaç saat çalışıyor günde, haftada? Nasıl bir süreçten geçiyor? Evet, bu zorunlu bir süreç. Kış aylarında da sıcak memleketlere gitmek gerekiyor. Bu yüzden dünyanın her tarafına uçuyor. Mesela bu sene Arjantin, Brezilya, Şili, Güney Amerika taraflarına gitti. Daha sonra Dahap'a gitti sıcak. Ondan sonra oradan gelip testlerin yapılması gerekiyor. Avusturya'da testler yapıldı. Bütün kondisyon testleri. Ve durumu çok iyi çıktı. Ondan sonra Bodrum'a geldi. En son 3 hafta Bodrum'da kamp yaptı Ortakent'te. Ondan sonra yarış. Yani şöyle bir şey diyeyim. Günde 3 saat, 4 saat yoğun bir antrenman gerekiyor. Bazı günlerde de kara antrenmanı, ağırlık çalışması gerekiyor. Kondisyon çalışmaları. Yani 5-6 saati antrenmanla geçiyor.